Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Adım, Platform Değerli Başkanı, değerli Platform Yürütme Kurulu üyesi ve aynı zamanda İzmir Odamızın Çağdaş Kurulu Başkanı, değerli Oda Başkanı, değerli Ege Odaları Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri, değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Öncelikle Mayıs ayından itibaren 3 ay boyunca bir tatil yaptık. Çünkü çok yorulmuştum gerçekten de. Biraz önce değerli hocamı dinledim. Sayın Yaya Başkan demiş ki birkaç odaya ziyaretle yaparız, daha sonra görev bölümü yaparız demiş. Değerli hocam bana sorsaydın inanma derdim. Ya dostları bırakın ya Allah aşkına. Çünkü aynı şey benim de başıma geldi. Ben 90 yılında bu örgütlü mücadele başladığım tarihte değerli arkadaşlarım var, Mustafa Öngör burada. Çok yakın işlerimiz vardı. İyi bir ofisim vardı. İşlerim çok yoğundu. 96 yılına kadar sabrettim. Her seçim döneminde gönder ilde kadroya gir. İlde bilmem olsun. En sonunda 95 yılında Sayın Rıfat Mardatoğlu geldi ofise. Dedi ki sadece senin ismin olsun listede. Başka hiçbir şey karışma. Ve karıştırmayacağız da. Yeter ki senin ismin olsun. Bunu lütfen kabul et dedi. Ben de artık son aşamaya gelmiştim. Kabul ettim. O kabul ettim. Tarihte itibaren yaklaşık. İşte 2016'dan Mayıs'a kadar devam etti. Bir girdi, bir daha çıkamadık. Onun için dikkat edin hocam. Mesajı aldım. Evet. Ama bunun grubun politikası olduğunu bana söylemediler ki. Ben bu şartta sorsaydınız hocam bize tecrübeli arkadaşlarımız var, başkanlarımız var. Artık biz çok geç. Artık aradık bu konuyu. Şimdi değerli konuşmacıları dinlediniz. Bu aslında seçim bir platformu. Ben ilk defa farklı bir şey gördüm. Sanal ortamda da diğer gruplar da var biliyorsunuz. İki tane çağdaş kurumun dışında gruplar var. Onları da izliyorum. Bu eski bir gelenek haline gelmiş seçim dönemlerinde rakiplerin birbirine eleştirileri, birbirlerini kötü yönelmeleri ve bununla ilgili şeyleri sanal ortamda gördüğüm zaman gerçekten üzüldüm. Ama şu anda tüm değerli konuşmacıları hepimiz burada izledik, dinledik. Gördünüz mü? Karşı tarafla ilgili, özellikle muhalif gruplarla ilgili ağızlardan hiçbirinin ağzına bir şey çıkmadı. Bu işte bir olgunluktur. Bu çok önemli. Bu yüzden kendilerini kutluyorum. Yapacağı işleri ve meslekle ilgili sorunları burada dile getirdiler. Ve önümüzdeki dönem içerisinde yapacağı şeyler anlattılar. İşte bu olması lazım. Yoksa Ahmet bunu yapmış, Mehmet bunu yapmış, işte ben olsaydım bunu daha iyi yapardım. Bu tür şeyler artık meslek mensubu itibar etmiyor. Biz bunu 2016 yılı seçimlerinde gördük. Ve bu yüzden de meslek mensupları örgütten uzaklaşıyor. Bu yöntem doğru bir yöntem. Bizim çağdaş grup olarak önemli olan önümüzdeki süreç içerisinde bu mesleği daha ileri bir adım nasıl taşırız, sorunlarımızı çözebiliriz, bunu anlatmamız lazım. Kendimizi anlatmamız lazım. Bu doğru bir şey, bu yüzden kendileri kutluyorum. Diğer yandan değerli genel başkanım, Sayın Nail Sayın'ı ve aynı zamanda yine Yönetim Kurulu üyesi Rıfat Mahmutoğlu'da uzun süreden beri birlikte çalıştık. Sayın Genel Başkanım bizi aslında bir sürü dertten kurtardı. Türkiye'nin koşullarını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de artık hukuk denen bir şey yok. Bu geçmiş dönemde de gerçekten başımız derde girebilirdi. Sayın Genel Başkan adayımız da ifade ettiği gibi gerçekten bu uzlaşı kültür içerisinde hiçbirimizi burnu kanmadan bu duruma kadar getirdi. Özellikle 15 Temmuz'daki darbeyle birlikte bu hükümetin yapacaklarını görüyoruz.
adalet yok, hukuk yok, yargı yok, hiçbir şey yok. Düşünebiliyor musunuz? 20 yıldan beri, 30 yıldan beri görev yapıyorsunuz. Sadece sizinle ilgili birisi, belki de sizi sevmediği için birisi ihbar ediyor ve sizi ihraç ediyorlar. Memuriyetten alıyorlar. Yargılamadan, disiplin yolu aşmadan görevden alıyorlar. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir iktidarla birlikte bugüne kadar çalışmışız ve bu örgütün başına, özellikle meslek mensubu başına bir şey gelmemiş. O yüzden Sayın Genel Başkanı ve ekibine çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir kaza atlatmışız. Bu çok önemli. Ve aynen biraz önce söylediğim gibi değerli başkanlarımız, başkan adayı, genel başkan adayımız, platform başkanımız bu tutumu bundan sonra da inşallah devam ettirir. Söyleyeceklerimizi, yapacaklarımızı onu 15 özellikle Ekim'de anlatacağız. Biz kendimiz anlatacağız. Diğerleri ne anlatırsan anlatsınlar. Bazıları hayal görüyorlar. Ve bunu da zaman zaman hayal görmezsen zaten gerçekleşmez bazı bunlar diye plan programı geçsin. Gerçekleşmez diye ifade ediyorlar. Ama gerçekleşmesi mümkün olmayan hayal kursanız, adınız Osman var, meşhur diyorsunuz. Hayal Osman'ın çıkar. O yüzden hayal kurmak güzeldir ama biraz da kuracağınız ve hayalin de ayakları yere basması gerekiyor. Daha fazla anlatmak istemiyorum ama şu var, biraz önce Sayın Genel Başkan bana şunu söyledi. Benim görev sürem bittikten sonra yine Çağdaş Kurulu'nun, yine Turmok Yönetim Kurulu'nun bana tevdi edeceği görevi yapacağım. Onun dışında asla bir görev istemeyeceğim. İşte ekip anlayışı bu. Ekip ruhu dediğimiz olay bu. Bunu yaptığım sürece olacak. Yoksa yıllarca bir grup içerisinde çalışacaksınız. Ondan sonra grup bu konuyla ilgili, seninle ilgili herhangi bir aksi bir karar aldığı zaman karşısında olacaksın. Bu yanlıştır. Artık bu anlayışlar bitmesi gerekiyor. O yüzden de biz kendi işimize bakalım ve bugüne kadar platform başkanı ve sayın diğer başkanlarımızın bu sıcak günlerde riskli bölgelerde yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir şey yapıyorlar. Kolay değil. 69'ları ileri düzeltmişler. Gerçekten dediğim gibi önemli bir durum. Büyük bir emek sarf ediyorlar. O yüzden kendilerinin koymuş oldukları bu emek ve katkısını teşekkür eder. Sizlere çok teşekkür ederiz. Katıldığınız, katkı koydunuz. Tekrar hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben sözü ev sahibine vermeden önce, kapanış geçmeden önce Genel Başkan adayımız küçük bir ilavesi var. Çünkü başkanım sana bir ilave. Teşekkür ederim başkanım. Birlikte üretmek, birlikte yönetmek adına bir örnek vereceğim daha şimdiden bunu yaşadığım. Gökmen Gönçer arkadaşımız salondalar mı? Üstadım. Size teşekkür ediyorum. Neden mi? Yeni iş alanları konusunda Gökmen Üstad'ın, Rıfat Üstad'ıma oturmuş bir rapor hazırlamış. Sermaye şirketlerinde yönetim kurulu bağımsız üyeliği, KOBİ'lerle ilgili kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili çalışmalar, sermaye şirketlerinde genel kurul gözlemciliği gibi çalışmalar derecelendirmiş. Arkadaşlar ya işte ruh bu, neferlik bu, birliktelik bu, ekip anlayışı bu. Gerçekten Rıfat Üstad'ın bana o raporu, sizin verdiğiniz o raporu uzattığında hızla çevirdim ve Üstad'ın ismini gördüm. Dedim ki, ya bu örgütün sırtı yere gelmez. Ben bunu özellikle belirtmek istedim başkanım. İşte tabanla böyle çalışmaya devam edeceğiz. Ben bunu belirtmek istedim. Çok teşekkür ederim. Tabii bu yani sadece şahsınız ama anlıyorum ki Ege'nin ve özellikle de İzmir'in havasından ibaret. Ve de ben çok teşekkür ederim. Yani
Yani bilmiyorum, formatı çok kısa olacak mı? Şimdi, çok kısa. Değerli arkadaşlar, hocamız da akademisyen, akademisyen kimliğiyle de cevap verirsin, çok memnun olurum. Bundan çok kısa bir süre önce, işlerinde Onur Hamzoğlu'ndan, Şerdem Fincan Korur'a, Ahmet Haşim Köse'den, Gencel Kürsoy'a kadar hocalarımızın yer aldığı, işte suça ortak olmayacağınız barış akademisyenleri adı altında bir bildiri yayınladı akademisyenlerimiz. Ve bundan sonra bu insanlar sabaha karşı gözaltına alındılar. Ve bunların içerisinde 41 tanesi de meslekten uzaklaştırıldı. Onur Hoca başta olmak üzere. Bununla ilgili TÜRBOT'ta maalesef herhangi bir girişim olmadı. Dün o eğitim senden 11.400 tane öğretmen meslekten men edildi. Bu anlamda yani akademisyen duyarlılığı, aydın duyarlılığı diye bir şey var. Şunu söylemek istiyorum. Bu coğrafyanın en önemli yaşayan Marksist iktisatçılarından Korkut Borat'ın söylediği bir şey var. Diyor ki siz bu bildiriye katılmayabilirsiniz ama asgari demokrat olmanın turnusol kağıdı şudur. Siz bu insanların bu bildiriyi yayınlama özgürlüğünün yanında olmanız gerekir dedi Korkut Hoca. Soru olarak ne öneriyorsunuz? Bu konuda öneririz. Ne söylüyorsunuz Sayın Hocam, Sayın TÜRBOT Genel Başkanımız? Bir direkt ve temelde bulunuyoruz. Artık bir şey daha söylemek aldım. İstiyorum. Yeni oluşturulan Emek ve Demokrasi 3 birlik platformu var. Bu platformda KESK, DİSK, TMOB, TTB gibi kuruluşlar biz de yer alıyoruz. Üstadım, aldım önerinizi. Ben hem genel başkanım hem genel başkanım adayımın format itibariyle başka bir şeydi değerlendirmek üzere ev sahibi İzmir Oda Başkanı'nı söylüyorum. Çok özür dilerim. Değerlendireceğiz. Yani senin sorun cevapsız kalmadı ama şu anda bu bütünlüğü süreci bozmamak adına şey yaptık ama birlikte genel başkanımla genel başkan adayımla da bunu konuşma fırsatı bulacağız. Merak etme. Şey yaparız. O tarafta bir sorun var. O tarafta bir sorun. Osman diye seni gayet